Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Secde suresi Mekkiyetün 30 ayet. Mekke'de nazil olmuş 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elf lam mim. Allahu a'lem bi muradihi bihi. Bununla neyin murad edildiğini elbette ki Allah daha iyi bilir. Bununla ilgili daha önceleri de çok defa huruf-u mukatta'a dediğimiz Kur'an-ı Kerim'de 29 yerde 14 harfin kullanılmasıyla Allah ile Resulü arasındaki bir iletişim, bir şifre. Her ne kadar bununla ilgili bazı alimler yorumda bulunmuşsa da gerçek manasını elbette ki Allah bilir. Mesela Elif Lam Mim için şu söylenilmiştir. Bunu bir şiirde daha önce de ifade ettiydim. Şöyle bir dörtlükte. Aşık oldum bir mime, inciler dizilmiş cime. Cim öyle bir cim ki eliften gaf getirir mime. Aşık oldum bir mime, yani Muhammed. İnciler dizilmiş cime, yani ayetler dizilmiş Cebrail'e. Cim öyle bir cim ki, Cebrail öyle bir Cebrail ki, eliften yani Allah'tan gaf getirir, yani Kur'an getirir mime, yani Muhammed'e. Yani bunların kısaltılmışı. Mesela tıpkı MEB gibi, Milli Eğitim Bakanlığı, onun kısaltılmış halindeki olduğu gibi. Ama içerisinde tabii çok gizli şifreleri barındırır. Şunun gibi, Hazreti Ali Kur'an-ı Kerim Fatiha'da, Fatiha Besmele'de, Besmele Ba harfinde, Ba harfi de altındaki noktada der. Kainatı noktadan yaratan Allah, elbette ki noktanın içerisine çok şeyleri sığdırmıştır. Bu ister tohum olsun, yumurta olsun, çekirdek olsun veya bir sperm olsun. Onun içerisine nesilleri, bir Hazreti Adem'in spermine kıyamete kadar ki milyarlarca insanın hususiyetini, özelliğini hepsini onun içerisinde, o nokta içerisine Cenab-ı Hak koymuştur. Aynen onun gibi de elbette ki tüm Kur'an-ı Kerim'in bir noktada olması, bir noktanın açılmasıyla ortaya bir Kur'an-ı Kerim'in çıkması, bu elbette ki gayet olabilecek, mümkün olan bir hususiyettir. Onun için bunun hakkında dediğim gibi çok geniş anlattığım için özetleyeceğim sadece. Mesela Elif Lam Mim deyince Efendimiz Yahudi'nin birisi diyor ki, ya Muhammed diyor, senin ümmetinin ömrü kısadır diyor. Ki İslam'dan önce de uygulanan, Hazreti Ali'nin en çok uygulamış olduğu ebced cifir hesabı. Yani ki biz 70'lerde Kur'an kursuna giderken, mesela Kur'an'ı öğrenme durumunda ebced de başla. Ebced, hevves, hüddü, keleme, tâhez, sâhez, dazıgilen, fetebârekallah, ahsenul hâlekem diye bu manada ebced. Yani her bir harfin rakamsal bir değeri var. Ebced, elif, be, cim, dal, 1, 2, 3, 4, 10'a kadar böyle. Ondan sonra 10'ar 10'ar, 20, 30, 100'e kadar böyle. 100'den sonra 200, 300 şeklinde gitmiş oluyor. Elif, lam, mim harflerine baktığımız zaman 71 ediyor. Efendimiz onun ne demek istediğini anladığı için kendisi de ona diyor ki daha var, daha var diyor. Ve böylece Yahudi anlayınca ses çıkartmıyor. Ne denilmek istediğini. Çünkü burada ilahi bir şifre mevcut olmuş olmaktadır. Ama Allahu alem bi muradihi bi, yani ne murat edildiği bunun da, ne ifade edilmiş olduğu bir şifre mesabesinde içerisinde saklıdır. Tenzilül kitab el Kur'an. Bu kitabın indirilişi, bu ifade mübdede-u mübdedadır. La ray, onda şekke, bir şüphe yok. Fihi o Kur'an'da. Bu da nedir? Haberun evvel, birinci haberdir. Burada min Rabbil alemin, alemlerin Rabbi tarafından kendisinde şek olmayan o kitabın indirilişi. Ki bu da haber sahanın ikinci haberdir. Malum hemen zaten hemen birinci surede Fatiha'dan sonra Kur'an'ı ihtiva ettiği için hemen akabinde Bakara suresinde Elif Lam Mim Zalikel kitab la raybe fi. Bu kitap kendisinde şek ve şüphe olmayan bir kitaptır. Evvela Kur'an'ın girişinde de aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'in üzerinde şüphe edilmeyecek bir kitap olduğunu Rabbimiz zaten başında belirtmiş oluyor. Em yoksa, yani bel manasına, bel de biz Türkçe'de bilakis diye kullanıyoruz. Bu bilakis belki veya belki manası, yani bu zan ifade etmiyor, kesinliği. Yani öncekinden bağlantıyı
ayrı olaraktan değerlendirmiş oluyor. Belki yani öndekinden farklı olaraktan yekulune, onlar diyorlar mı? Ne diyorlar mı? İftirahu Muhammed. Onu haşa Muhammed uydurdu, iftira etti mi diyorlar? La hayır. O Kur'an'ı Muhammed uydurmadı. Belki bilakis onların dediklerinin aksine. Huvel hakku min Rabbi. O Rabbinden bir haktır. Yani hak olarak Rabbinden gelmiştir. Niçin? Litunzrebi onunla uyarması için kavmen bir kavmi. Ma, buradaki ma nafiye, nefi edatı. Ma ethahum, onlara gelmemişti. Min nezirin mi kablike. Daha önce onlara bir uyarıcı gelmemişti. Yani daha önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarasın diye. Uyarman için Rabbin tarafından indirilmiş, Rabbinden gelen o bir haktır. لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ Umulur ki bir inzar ki senin onlara yapmış olduğun bu uyarı sebebiyle onlar hidayete erer, doğru yolu bulurlar. اللّٰهُ الَّذِي O Allah ki sıla cümlesi, yani Arapçada sıla varsa mevsul var, mübdeda varsa haber var, muzaf varsa muzafun ileyhi var, sıfat varsa mevsuf var, kale varsa mekulu var. Yani bu manada birbirinin mütemmimi olmuş oluyorlar. Onun sıla varsa demek ki mevsulü var. Türkçedeki ki manasına, noktalı virgül olaraktan manasına gelmiş oluyor ellezi. O Allah ki, halakas semavati vel arda, yerleri ve gökleri yarattı. Aynı zamanda ve ma beynehum arasındakileri de. Fi siddeti eyyamin, 6 günde. Yani 6 devrede, 6 evrede, 6 aşamada, 6 kademede yarattı. Ki evvelhu el ahad, ilki 1, yani pazar günü. Ve ahiruhu el cuma, sonu ise cuma günü. Yani pazar günü başladı, cuma günü bitti manasında 6 günde. Ki burada tabii aşağıda da gün zaman ifadesi gelecek. Bu elbette ki dünya günleri itibariyle değil. Onun için bir aşama, bir evre, bir devre, bir kademe, bir rütbe manasında peyderpey şekilde. Yani bir sebepler dünyası olduğu için sebepler doğrultusunda mürettep olaraktan tertip edilmiş olaraktan adeta merdivenin basamakları gibi. Bunu yaptıktan sonra ve sonra isteva alel arş. Allah arşa istiva etti. Şimdi hüve bu fil lugati, bu arş kelimesinin lugattaki manası seyrirul meliki. Yani kralın veyahut da padişahın tahtı manasında, koltuğu, tahtı manasına geliyor ki arş genel olaraktan kainatın idare merkezi, ana kumanda merkezi, yönetim merkezi, teşbih tata olmasın, devletlerin başkanlarının o devleti idare ettiği mekanizma, makam, ne ise köşk, ne ise aynı manada da Cenab-ı Hakk'ın her şeyin fevkinde olan arş ve kürsi olarak da ekstradan beraber zikrediliyor. Arş ve kürsi. Arş burada böylece tamamen o yönetim merkezi, idare merkezi, emirlerin geldiği makam manasında olmuş oluyor. İstivaen yeliku bihi. Tabii bu biz sınırlı akılımızla, düşüncemizle, anlayışımızla bunu ne kadar ifade edebiliriz? Onun içindir ki burada bu istiva kendisine yakışır şekilde, layık olduğu şekilde bir istiva. Yani buradaki haşa bir insanın gidip de koltuğa oturup da ondan sonra etrafındakilerine emir vermesi manasında değil. Bu bir mecazi. Yani İnsanların Cenab-ı Hak alışa geldiği, üfet ve ünsiyet ettiği, bilebileceği, anlayabileceği lisanla konuşmuş oluyor. Ma lekum ya küffaru Mekke. Ey Mekke kafirleri. Sizin için yoktur. Min duni onun dışında. El gayri yani gayrillah. Allah'ın dışında. Ne yoktur? Min veli. İsmi ma. Bu ma'nın ismi. Yoktur. Ne yoktur? Veli yoktur. Yani dost. Bir ziyadeti min. Burada min gelmeden de mana tamam olmuş oluyor. Yani ne manasına? Nasirun, bir yardımcı. Sizin için Allah'ın dışında bir yardımcı ve la şefi'i ve onun dışında da bir şefaatçi yoktur. Şefaatçi olsa bile bunu da genişçe izah etmiştik. İlla bir izni. Ayet-el Kürsi'de de her gün okuduğumuz gibi ancak onun izni iledir. Öyle bir şefaatçi ki yetfe o azabehu ankum. Sizden o azabı def edip götürecek bir şefaatçi, bir iltimas edici aracı da yoktur. اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ Hâdâ, bunu düşünmez misiniz ki akabinde fetu'minun,
iman etmiş olasınız. Yani bunu düşünürseniz iman edersiniz. Hala düşünmeyecek misiniz? Tezekkür, tefekkür, teşekkür, tedebbür, taakkul, teşaur da bulunmayacak mısınız makam makam derecelerce? Ki bunu düşünmeyecek misiniz ya ta ki akabinde fe-i takibiye. Hemen akabinde böylece iman etmiş olasınız. Yani çünkü bu düşünme iman etmeye gerektirir size. Yüdebbirul emre. Allah. İşleri tedbir eder. İşleri tedbir eder, düzenler. Nereden mines sema ilel ard. Gökten yere kadar. Bütün işleri, bütün olarağını parantez içi olaraktan işleri tedbir edip düzenler. Müddeti dünya, dünya müddetince. Sonra, ve sonra yarucu yani yercul emru ve tedbiru. Sonra bu yarucu malum miraç konusundan da geliyor basamak yükselmek manasında. Sonra yercul emru ve tedbiru. Sonra onun işleri yani bütün işleri ve düzenleyip yönetmesi elbette yükselir ileyhi kendisine. Ne zaman süre içerisinde? Fi yevmin bir günde. O bir gün ki kâne miktarı onun miktarı ölçüsü elfe senedir. Bin senedir. Neye göre? Mimma teoddu. Sizin dünya olaraktan saymış olduğunuz bin sene miktarındadır o bir gün. O bir günde işte o tedbirler ve idareler yerden göğe kadar Allah'a ona yükselir. Teodduğuna fit dünya ki onu siz dünyada sayıyorsunuz dünya hesaplarına göre. Burada zaman olayı onunla ilgili de genişçe tespitler.com adlı sitemde de genişçe bu konuyu ele aldım zamanla ilgili olaraktan burada uzunca bu konu ile ilgili bilgi var. Çünkü bize öğrencilerimiz de aynı zamanda soruyorlardı. Hatta bir öğrencim Astra Seyahat diye sürekli anlatıyordum yarım saat en azından. Aradan bir iki hafta geçiyordu bir daha. Tabii ilgi çekici bir durum. Bu konuyu da geniş detaylı bir şekilde de ben ele aldım. Buradan inşallah bakılıp istifadeye medar olabilir. Evet. Bu demek ki birisi bu şekilde. Bir de ve fi sureti se'ele. Se'ele suresinde de bu ayet-i kerimede ifade edildiği gibi aynı zamanda orada da geçmektedir bu mesele. Oraya göre se'ele suresindekine göre hamsine elfe senedir. 50 bin sene. Ki ve huve yevmul kıyamet. Bu da kıyamet günü. Neden? Li şiddeti ehvali. O korkunç ve dehşetli halinin şiddetinden dolayı. Bin nispeti ilel küffari. Kafirlere nispetle. Kafirlere nispetle o korku ve dehşetinin yani zor ve çetin bir yer olması şiddetinden dolayı kıyamet günü onun için 50 bin sene olarak ifade edilmiş. Ama ve emmel müminu mümine gelince fe yekunu akhaffe aleyhi mümine gayet hafiftir. O kadar hafif ki min salatin mektubetin. Farz bir namaz kadar ki yusalliha fi dünya. Dünyada kılmış olduğu farz bir namaz kadar hafif geçer. Kema ca'e fil hadisi, nitekim hadiste zikredildiği üzere, geçtiği üzere. Zalik işte budur. Yani, el halikul müdebbiru. Bu her şeyi yaratan ve yöneten, o Allah nedir? Alimul gayb ve şehadet. Gaybı da, yani görünmeyeni de görüneni de bilir. Yani ey ma gâbe anil halki, mahlukattan gizli olanı ve ma hadere, hazır olanı. Yani görüneni. Görünmeyeni de, mahlukattan görünmeyeni de, görüneni de, gizlisini de, açığını da, hepsini de bilir. El-Aziz, genelde El-Azizu fi mülki diye geçer. Yani El-Meni o. O Allah azizdir, yani kendisine erişilmeyendir. Nerede? Fi mülki, mülkünde. Aynı zamanda El-Rahimu bi ehli taati. Kendisine itaat edenler içinde gayet merhametkardır. El-Lezi o Allah ki ahsene külle şeyin, her şeyi halakahu güzel olarak yarattı. Yani her şeyi o Allah ki halakahu onu yarattı. Yani yarattığı her şey güzeldir. Yarattığı her şeyi güzel eyledi. Burada bir fethel lami. Lamın külledeki lamın fethası ile bu durumda ne olmuş olur? Fiilen maziyen. Mazi bir fiil olmuş olur. Ne olaraktan? Sıfaten. Sıfattır. Mazi olduğu halde, fiili mazi olduğu halde o sıfat olmuş olur. Veya ve bir sükuniye, sükun ile olduğu zaman o zaman bedeli ihtimal olmuş olur. Yani hepsini içerisinde kaplayan, şamil olan hepsine bir bedel manasında olmuş olur.
ve bede'e halkar insan. Ve Allah insanı yaratmaya başladı iptidaen, başlangıçta. Yani insandan kasıt onun atası olan Adem. Neyden yarattı? Min tinin, çamurdan yarattı. İnsanın, Hazreti Adem'in ilk yaratılışı da aynı şekilde, o da safha safha. Onu da çok geniş detaylı bir şekilde ele aldım. Yani insan ile ilgili, insan ile alakalı hem yazılı olarak hem görsel olaraktan çok geniş bir şekilde ilk insandan tutunuz insan projesi diyerekten insan ile alakalı çok genişçe ve bunun devamında da aynı şekilde insan kokmuş mesela, kokmuş olan çamurdan şeklinde DNA yapısı, insan aldandı. İnsanla alakalı genişçe bu manada tespitler.com'da yapmış olduğum bu çalışmaya da bakılabilir. Evet, demek ki o Allah insanı, yani insandan kasıt Hazreti Adem'i çamurdan yarattı. Thumme ceale neslehu zurriyetehu. Sonra o Adem'in neslini, yani ondan kasıt onun zürriyetini yaptı. Neyden? Min sülaleti. Yani bir özden, yani alakati, bir alaka. Ki Alak suresinde de ifade edildiği gibi, ilk inen sure olan Alak suresinde de nutfe, alaka, mudga, insanın yaratılmasındaki üç aşama. Bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ana rahminde çocuk 3.40'da oluşur diyor. 1.40 nutfe, 2 alaka, 3.40 mudga, et parçası. Bu durumda artık 3.40, yani 120 gün tamamlanınca ona bir melek gönderilir ve ona ruhu üfler. Ondan sonra artık kaderi, sahip mi, şakî mi, rızkı, eceli vesairesi takdir edilmiş, yazılmış olur. Kendisiyle beraber gelmiş olur. Yine aynı şekilde o üç aşama adeta şuna benziyor. İlk aşamada adeta 40 gün boyunca sulu bir arazi. Sulu araziyi geçtikten sonra ikinci 40'ta adeta sık ağaçlıklarla donatılmış bir ormanı hatırlatır. Orayı da açtığı zaman üçüncü 40'ta ise zifiri karanlık içerisindeki bir tünele girişi hatırlatır. O tüneli de geçti mi, 120 günü tamamladı mı artık insanlığa aday olmuştur. Cebrail gelir, ona ruhunu üfler. Ondan sonra kadere her şeyi yazılmış olur. Öyle bir, bu manada o insanı biz bir özden, yani alakadan, alakam pıhtısından yarattık. Neyden? Min ma'in mehinin. Yani gayet hakir, mehin ihanet kökünden de aynı zamanda geliyor. Kıymetsiz, değersiz, önemsiz, hakir bir sudan. Ki diğer bir ayette min ma'in dafikin, atılmış bir damla sudan. Yani daifin, zayıf bir sudan. Ki o da hüven nutfetü, o da spermdir, nutfe durumudur. Bir damla sudan yarattı. Thumme savvahu, sonra onu tesviye etti. Yani düzenledik, belli bir kıvama getirdik. Yani halku Adem, Adem'in yaratılışı. Ve nefaka fihi min ruhihi. Ve böylece Allah ona ruhundan üfledi. Yine ayet-i kerimede ve nefaktu fihi min ruhi de orada da ifade ettiği gibi ben ona ruhumdan üfledim. Nefaktu, nefs-i mütekellim vahde olarak ifade ediyor. Yani cealehu hayyen hassasen, hassasen. Onu diri ve hissedici. Ne zaman? Bade en kâne cemaden. Daha önce cansız iken, cansız olduktan sonra hissedici ve diri kıldı Allah onu. Yani bir hayat, bir canlılık vermek suretiyle. Daha ne yaptı? Ve cealelekum, Hazreti Adem'e aynı zamanda lizurriyeti ve onun zürriyetini de kıldı. Ne kıldı? Es-sem'a. İşitici kıldı. Yani bimane el-esma. Esma manasında. Yani kulak sahibi kıldı. Kulağı olan. Yani diğer bir ifadeyle semiye, işitme. Ve-ebsar ve görecek göz verdi. Yani işitecek kulak verdi, görecek göz verdi. Anlayacak da kalp verdi. Vel-ef'ide. Fuat diye de ifade ediyoruz. Yani el-kulub. Anlayacak kulak, görecek göz, işitecek kulak verdi. Burada şu noktayı da, inceliği de ifade edeyim. Kur'an-ı Kerim'de Allah kendisini de tavsif ederken ve huve semî'ul basîr diye. O Allah işiten ve görendir. Niye önce kulağı, işitmeyi ve ondan sonra gözü zikrediyor? Hikmeti şu. Yani bir kişiye seslenildiği zaman ilk devreye girecek olan kulaktır. İlk devreye girecek olan kulak. Ondan sonra göz devreye girer, döner veya sağa sola çevresine bakar. Ondan sonra göz devreye girer. Ondan sonra kalp o mesele hakkında o kişiyi tanıma, tanımama, sözüne cevap verip vermeme gibi bütün olaylarda ondan sonra kalbin de cereyan eder.
Bir diğer nokta, mesela peygamberler içerisinde Hazreti Musa gibi peltek olan var. Yakup gibi gözü görmeyen var. Ama kulağı olmayan peygamber yok. Çünkü vahiy kulak ile alakalıdır. O kapıyı kapatırsanız o zaman o göze de kalbe de inmemiş olur. Yani göze ve kalbe giden yol kulaktan geçmiş olur. İnsanın giriş kapısı bu manada kulak olmuş oluyor. Mükellefiyetin, sorumluluğun, yükümlülüğün de böylece başlangıcı kulak ile cereyan etmiş oluyor. Yani bu manada aslında çok hikmetler var. Kalilemma. Teşkurun. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Kalilemma. Burada yani o manada ma kalilemma bu şekilde bir ifade. Bununla beraber buradaki ma kalilemma deka bir yandan zaidetün ziyadelik bildir ama diğer yandan da müekkidetün lil kıllete. Buradaki kalilen ifadesini biraz daha azlığı bildiriyor. Yani kalilen teşkurun az şükrediyorsunuz. Ama kalilemma ne kadar da az şükrediyorsunuz. Manasında kılleti bir cihetle bir adım daha da arttırmış oluyor. Tekit etmiş, güçlendirmiş, kuvvetlendirmiş oluyor. Ve kalu dediler kim? Yani münkirul bahta öldükten sonra tekrar dirilmeyi inkar edenler dediler. Ne dediler? E izâ dalelnâ fil ardı. Biz yerde kaybolduktan sonra mı? Yok olduktan sonra mı? Yani gıbna fîhâ. Biz orada kaybolmuşuz. Yani toprakta biz tamamen kaybolmuşuz toprağın içerisinde. Orada kaybolduktan sonra mı? Yani bir ensırna turaben. Biz toprak olduktan ve aynı zamanda muhtalitan bir turabiha. Yerin toprağına tamamen karıştıktan sonra mı biz tekrar diriltileceğiz? Bu olay olduktan biz aynen şey gibi yani Yasin suresindeki Asbin Vail çok eski zamandan kalma Yasin suresinde de onu ifade ettik genişçe. Bir çürümüş kemik alıyor. Efendimiz'e geliyor eliyle ovalayarak toz toprak haline getiriyor. Kâle men yuhri izâme ya Rabbim. Ey Muhammed Rabbin bu toz toprak olduktan sonra bu kemikleri mi diriltecek? Hemen onun ifadesiyle beraber Allah cevabını gönderiyor. Kul de ki ey Habibim. Yuhiyellezi enşehe evvele merre ve vebikül halkil alim. Onu ilk başta sıfır bile değilken, hiç atomu, zerresi, hiçbir maddesi yok iken yoktan yaratan Allah. Yaratan Allah. Elbette ki her türlü yaratmayı da bilir. İnşa'yı da bilir, ibda'yı da bilir, ihtira'yı da bilir. Yani yoktan yaratmayı da bilir, var olan hücre ve elementlerden bir araya getirerek oluşturmayı da elbette ki bilir. İşte aynen ora gibi, yani biz tamamen toprak olduktan sonra mı tekrar dirileceğiz, yok olduğumuz zaman mı manasında? E inna biz mi lefî halkın cedid, yeni bir yaratılışta olacağız? Yeni bir yaratılış içerisinde bulunmuş olacağız. Bunu niçin ifade ediyor? İstifhamı inkarı. Yani hem soru edatı olaraktan ama bir yandan da inkar sadedinde bunu ifade etmiş oluyor. Burada bir tahkikil hemzeteyni, burada hemzenin bizzat gelmiş olması, iki hemzenin gelmiş olması ispatı veyahut da ve tesili taniyeti, ikincisinin serbest bırakılması ve idhalü elifin beynehuma ve aynı zamanda ikisinin arasında elifin dahil edilmesi, iki elifin araya konulması, böylece ne şekilde elif okunmuş olur? Ala ve alel veçheyni fil mevdiayni. Her iki durumda da, her iki şekilde de, böylece her iki yerde de okunmuş olur. Kale Taala Cenab-ı Hak dedi, belki, yani olay onun dediği gibi değil. Hüm onlar bilikâ-i rabbihim. Onlar Rablerine lika olacaklardır. Yani Rablerine bilakis onlar kavuşmayı, bilbati, öldükten sonra tekrar dirilme ile kavuşmayı mı, kafirone inkar ediyorlar, küfür ediyorlar, kabul etmiyorlar, reddediyorlar. Yani onlar tekrar Rablerine kavuşmayı mı inkar ediyorlar? Kullehum, ey Habibim, onlara de ki, yetevaffakum, Allah ve sizi vefat ettirecek. Kim? Melekül Mevt. Ölüm meleği sizi elbette ki öldürecek, vefat ettirecek. Ellezî o ölüm meleği ki vukkile biküm size tevkil edilmiş. Size vekil kılınmış, görevlendirilmiş. Yani yakbidu ervâhakum. Yani dört büyük meleğin her birinin vazifesi olduğu gibi o Azrail de ölüm meleğidir. Böylece ne yapacak? Ruhlarınızı kabz edecek. Ruhlarınızı böylece almış olacak.
Peki sonra ثُمَّ اِلَى رَبِّكُمْ, sonra Rabbinize turcauna döndürüleceksiniz ahyaen diri olarak. Böylece فَيُجَازِيُكُمْ بِاَعْمَالِكُمْ, ve Allah sizi amelleriniz ile böylece cezalandıracak veya amellerinizin karşılığını da vermiş olacak. Burada şöyle bir ince noktaya da ifade edeyim. Fatiha'da da bunu her gün okuyoruz. Mesela normalde Arapça gramerde cümle kullanırken fiil, fail, meful olarak da olur. Yani zamirler önce gelmez. Yani normal standartlarda İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn değil de nâbudu İyyâke nestaîn ve İyyâke olması lazım. Burada da aynı şekilde ilâ rabbikum değil de turcauna ilâ rabbikum olması lazım. Niye bu durumda öncelikli olmuş oluyor? İki sebepten dolayı. Tahsis ve ihlasdan dolayı. Sadece ve sadece Rabbinize. Ne olmuş? Dikkat çekiyor. Sadece ve sadece Rabbinize. Ne olmuş? Turcauna döndürüleceksiniz. Döndürüleceksiniz. Yani yaratılmış ve size hayat verilmiş olaraktan böylece Rabbinize döndürüleceksiniz. Evet, 12. ayeti kerimede velev tera, ey Habibim, eğer bir görsen ki iz, o zaman ki el mücrimune, yani el kafirine, günahkarları ne yapıyorlar? Nakusu ruusiyim, onlar, o günahkarlar, başlarını eğiyorlar. Nerede? İnde Rabbim, Rablerinin huzurunda ve nezdinde. Yani mutatauha hayaen, utanma eseri olaraktan, utanma sebebi olaraktan başlarını indirmiş oldukları bir pozisyon içerisinde Rablerinin nezdinde başlarını eğmiş olaraktan o günahkarların durumunu bir görsen. Ki onlar yakuluna diyorlar. Rabbena, ey Rabbimiz. Ebsarna, artık biz gördük. Biz gördük. Neyi? Ma enkerna minel bâfi. Öldükten sonra tekrar dirilmeyi inkar ettiğimiz şeyi gördük. Yani öldükten sonra tekrar dirilme yok diyorduk ama şimdi gördük. Demek ki varmış. Ve semiyana minke. Ve senden de ya Rabbi işittik. Neyi işittik? Tasdikar rusulü, senin peygamberleri tasdik etmeni de işittik. Hangi konuda? Fîmâ kezzebnâhum fîh. Biz onları yalanlamış olduğumuz hususta senin rasulleri tasdikini de senden işittik ya Rabbi. İşittik. Hem gördük hem işittik. Tercihina. Ama hemen bizi dönder. İle dünya. Dünyayı bizi tekrar dönder. Niye? Namel salihan fîhâ. O dünyada iyi amel işleyelim, salih amel işleyelim. İnna mukinu, ve biz yakini olaraktan, kesin olaraktan böylece insana inanıyoruz. El an, şu an. Artık çünkü başka yol yok. Aynı el yakin derecesinde görüyorlar. Artık şu an biz inanıyoruz. Yani dünyada aslında inanmıyorduk. O peygamberlere kulak vermemiştik, dinlememiş, tam tersine bir de onları yalanlamıştık. Ama fema yakavun bari. Bu durum onlara kesinlikle bir fayda vermez. Vela yerciun, ve dönmezler de. Ve cevabı lev, buradaki aşağıdaki lev edatının cevabı geldi. Lev şart edatıdır. Onun cevabı geldi. İşte lera'eyte, muhakkak sen görürdün, görecektin. Neyi? Emren fazi'an. O dehşetli, o korkunç, Kur'an'da fezi'ul ekber diyor. O korkunç ve büyük olan kötü durumu, dehşetli durumu, o fezai ekberi de sen ey Habibim görecektin. Kale Teala, Allah dedi. Velev şi'na, eğer biz isteseydik, le ateyna külle nefsin, her bir nefse verirdik. Neyi? Hüdaha. Onun hidayetini. Yani kısacası zorla da olsa onu hidayete sevk ederdik. Ama ne yapıyor? İradeye bırakıyor. Cüz'i iradeye bırakıyor. İmtihan gereği. Böylece feteh dedi bir imanı. Gerek imana ve taati, gerekse de itaata yol bulmuş olurdu. Ne ile bir ihtiyarın minha. Yani bunu niye yaptık? Ta ki kendi ihtiyarıyla, isteğiyle hakka yol bulsun. Hakka yol bulsun. Velakin hakkal kavlu. Ancak söz ne oldu? Söz hak oldu. Yani burada minni tarafımızdan, o söz hak tarafımızdan hak olan o söz nedir? İşte ve hüve odur. O da şudur. Bu Kur'an'da birkaç yerde de geçiyorum. Başka ayette de le'emle'enne cehenneme. Burada baştaki lam, sondaki şeddelinin tahkik edatıdır. Bu ifadeyi Allah cennet için kullanmıyor. Yani işin dehşetini ifade etmek için. Bazen öğrencilere diyorum, Allah şaka yapmıyor. Şaka yapmıyor. İş ciddi.
leemleenne, kesin olsun, yeminle, yani ki Cenab-ı Hak artık kesin mutlaka ve mutlaka dolduracağım cehennemi. Neyden? Yine cinneti, el cinni, cinlerden ve nasi ve insanlardan, ecmai, hepsinden. Yeminler olsun ki ben cehennemi bütün cinler ve insanlardan, hepsinden dolduracağım. Hatta cehennem diyecek ki daha yok mu? Daha yok mu? Daha yok mu? Diye, hatta o derece, yani doymayacak derecede adeta daha yok mu diyecek. Cenab-ı Hak o cehennemi dolduracak. Ama cenneti dolduracağım diye Cenab-ı Hak vaat etmiyor. Çünkü cennet irade neticesinde. Cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil. Elbette ki keyfiyet kemiyetten daha önemlidir. Kalite çokluktan daha önemlidir. İstanbul Topkapı Sarayı'nda bir kaşıkçı elması var. Ki onun da internete bakınız. Çöplükte bulunmuş, büyük macera. Türkiye'deki tüm altınları satın alabilirsiniz. O derece kıymetli yani. Kıymetli. İşte nedir? Siz onunla bütün dünyadaki kömürleri satın alabilirsiniz. Bir kaşıkçı elmasıyla. İşte Ebu Cehil gibiler kömürdür. Hazreti Ebu Bekir gibiler kaşıkçı elmasıdır. Bir Hazreti Ebu Bekir'le dünya dolusu kömür mesabesinde olan Ebu Cehil'leri satın alabilirsiniz. Çokluk önemli değil. Burada kalite önemlidir. Ve Allah bu şekilde onlara dedikten sonra ve tekulü lehumul hazenetü, onlara cehennem bekçileri derler. Ne zaman idâde kavur, cehenneme girdiklerinde. Fezûkul azâb. Azabı tadın. Neden dolayı? Bir manesi tüm unutmanızdan dolayı. Neye? Neyi unutmak? Likâ yevmikum hâda. Bu kavuşma gününü unutmanızdan dolayı hadi tadın bakalım azabı. Ey yani bir terkikum imanı bir. Bu tekrar öldükten sonra bahs dediğimiz dirilmeye imanı terk etmeniz sebebiyle bu kavuşma gününü unuttuğunuz için tadın bakalım azabı. İnna nesinâkum. Biz de aynı şekilde sizi unuttuk. Yani tereknâkum fil azâbi. Sizi azapta bıraktık. Ve zûku tadınız. Neyi? Azâbel huldü daimi. Sürekli olan bir azabı. Neden dolayı? Bir mâkûntum tâmenûne. Yaptıklarınız sebebiyle. O yaptıkları ne? Minel küfrü ve teklibi. İnkar etmeleri veya peygamberleri yalanlamaları sebebiyle. İnnama ancak, yani aynen Türkçedeki ancak diye ifade etmiş olduğumuz mana, yani kafirlerin durumu böyle olurken ancak, yu'minu bi ayatine el Kur'an, yani ayetlerimize, yani ondan kasıt Kur'an'a iman edenlere gelince, ellezine onlar ki, izâ zukkiru, zikredildiği, vu'izu, kendilerine herhangi bir öğüt verildiği zaman, biha, o Kur'an ile onlar ne yaparlar? Harru sücceden, secdeye kapanır. Tamamen secdeye kapanırlar. Ve daha ve sebbehu mültebisine bihamdi rabbihim. Ve tesbih ederler. Ne olarak? Bihamdi rabbihim. Rablerini hamd ile de tesbih ederler. Burada mütelebbisine ifadesi bu libas kökünden geliyor. Elbise manasında. Yani nasıl ki elbiseyle vücut artık kaynaşmış durumda iç içe ise, yani onlar da artık tesbih ile hamd ile iç içeler. Yani ayrılmaz bir özellik. Elbise vücuttan ayrılmadığı gibi tesbih de Rablerine hamd da onlardan adeta ayrılmamaktır. Burada secde ayeti var. Secde etmeyi de unutmayalım. 15. ayet. Eyyâni kâvlu ne derler? Subhanallah ve bihamdihi. Onlar sürekli bunu söylerler. Ve onlar la yestekbirûne. Öyle şeytan gibi, müstekbirler gibi, kibir gururlar gibi, bir kavmin liderleri, inanmayan liderleri gibi. Onlar kibirlenmezler. Neden? Anil imani ve taati. Gerek imandan, gerek itaat konusunda kesinlikle onlar kibirlenmezler. Demek ki aslında iman etmeyenler, itaat etmeyenler, boyun bükmeyenler, tesbihte ve secdede bulunmayanlar en önemli sebep aynen işte ana noktaya geliyor şeytanın durumuna. Çünkü şeytana da Allah Adem'e secde et dediğinde etmemişti. Kibrinden dolayı. Kibrinden dolayı etmemişti. Ve o müminlerin sıfatlarını saymaya Cenab-ı Hak devam ediyor. Tetecafa cunubu tertefiu. Onların yanları yükselir veya uzaklaşır. Neyden anil medaci? Yattıkları yerden. Yani mevadi'il idricac. O yataklarının bulunduğu yerden, bu aslında bir istiare kullanıyor. Bir mecaz olaraktan bir anlatım içerisinde.
Yani adeta sürekli bir şekilde namaz kılmayı bu manada Cenab-ı Hak detaylı bir şekilde ifade ediyor. Bir ferşiha. Yani yataklarında, döşeklerinde, o sergilerinde, döşeklerinde yattıkları yerden onlar kalkarlar. Oradan yanları üzerine uzaklaşırlar. Yani yatmazlar. Niçin li salatin billeyli teheccüden? Gece namazını, teheccüd olan gecedeki namazı kılmak için. Yani yatmaz, böyle yanları üzerine yatmaz, kalkar, teheccüd namazını kılarlar. Burada aslında teheccüde de bir teşvik var. Efendimiz için vaciptir. Feteheccet bihi nafileten lek emriyle. Yed'ûne rabbehum ve onlar Rablerine havfen min ikabi azabından korkarak Rablerine dua ederler. Ve tam'an ve umarak fi rahmeti. Ve aynı zamanda rahmetini de umarak, azabından korkarak Rablerine de dua ederler. Daha ne yaparlar? Ve mimma, bunun aslı min, min ayrı, ma ayrı. Mimma, daha sonra mimma olmuş, devam edilmiş mimma. O şeyden ki, ellezi manasına ma, ismi mevsul, ellezi gibi. O şeyden ki yaptıkları şey, rızaknahum, biz onlara rızık olarak vermiş olduğumuz şeylerden de yunfikune, infak eder. Yani yatasaddakune, sadaka verirler. Zekat verirler, sadaka verirler, yardımda bulunurlar manasında. Fela ta'lemu nefsun. Hiçbir nefis bilmez. Neyi? Ma uhfiye, yani kubbi'e. Kendisi için gizlenen bir şeyi. Bu min kurreti ayun. Göz aydınlığını. Kendisi için göz aydınlığını gizleyen şeyin ne olduğunu bilmez. Yani ma takarra bihi ayunum. Ki o şey ki onunla kendisinin gözü aydın olmuş. Ve fi kıraatin bi sükunil ya'i. Burada bir kıraatte ya'nın sükunu ile. Ki o zaman da ne olmuş oluyor? O zaman da muzari olmuş oluyor. Ya'nın sükunu ile olduğu zaman. Bu ne olaraktan? Cezaen bima kanu ya'melu. Ve böylece yaptıklarına karşılık olarak, yaptıkları sebebiyle bir karşılık olarak ceza ve mükafat olarak böylece o şeyi gerçekleştirmiş oluyorlar. Yani karşılık neye karşılık? O yapmış oldukları şeylere karşılık olaraktan böylece bir derece gözlerinin aynı şekilde gizlemiş olduğu onlar için göz aydınlığını saklayan hiçbir şeyi de bilemezler. Ve böylece orada da cennette de gözleri aydın olacak bir durum ile de karşılaşırlar. Neden dolayı? Yapmış olduklarının karşılığı olarak da. Karşılıksız kalmaz. Yani femen yâmel miskâle zerretin hayran yara, omen yâmel miskâle zerretin şerran yara. Yani kim zerre kadar, bir atom kadar iyilik yaparsa karşılığını, atom kadar kötülük yaparsa karşılığını elbette ki görür. Efemen kâne, o kimse gibi mi olur? Müminen, bir mümin olan kimse. Kim gibi? Keme kâne fâsık. Yani bir mümin bir fâsık gibi olur mu? Mümin olan bir kimse, fasık olan bir kimse gibi midir? Elbette hayır. Yani la yestavun. Onlar eşit olmazlar. Onlar birbirlerine eşit değildirler. Eyyil müminun, yani müminle vel fasikun ve fasikun nedir? La yestavun. Birbirlerine eşit değillerdir. Tıpkı gece ile gündüz. Birbirlerine eşit olmadığı gibi. İyi ile kötü, acı ile tatlı. Nasıl ki birbirine eşit değilse, aynı değilse, aynı şekilde müminle kafir de, aynı şekilde veya fasık da, günahkar da birbirinin aynı değildir. Ama emmellezine amel. Ama iman edip ve amilus salihat, salih amel işleyenlere gelince felehüm, onlar için vardır. Hep Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde tasvir, cennatim tecrimin tahtiyel enhar şeklinde. Burada da felehüm cennatul me'va, onlar için bir me'va cenneti vardır. Cennetin malum tabakaları 8 tabaka ayrı ayrı dünyadaki imanına ve ameline göre. Ne olarak? Nuzule. Ve adeta nuzul inme manasına geliyor. Konaklamış olarak da. Ki hüve o nedir? Ma bade liddayfi. Ziyafet için ziyafetten sonra inilen yer. Hazırlanan yer. Ziyafeti bundan sonrakinde ifade edilecek. Yani bade liddayfi. Misafir için sonrasında inilen yer. Yani hazırlanan bir konak.
ki neden dolayı bir makanı yağmurun yapmış oldukları sebep ile onlar için o meva cennetlerinde konaklar, inecekleri konaklayacağı, misafirlik de bulunacağı, ikramda bulunacağı yerler vardır. Ama o emmellezine fesaku bil küfrü ve tekdibi, küfür ve yalanlama yoluyla fısk içerisinde olanlar, fıska bulanmış olanlar fe mevahumullah. Onların mevası, yani varacakları yer, meva, masir, merci hep aynı. Yani varacakları yer onların nardır, yani ateş. Kullama ki onlar, o ateşte olanlar, eradu, her ne zaman eradu isteseler, en yahrucu minha, o cehennemden çıkmayı, her ne kadar isterlerse istesinler, istediklerinde ne olur? U'idu fiha, o cehenneme gerisin geriye döndürülürler. Ve kîle lehum, ve onlara da denilir. Zuku. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Tadın, azaben nar, ellezi, öyle bir ateş azabını, cehennem azabını ki, küntüm bi tükezzibun, siz onu yalanlıyor idiniz. Yani dünyada iken ne cehennem, yani Allah mı beni cehenneme atacak gibisinden böyle bazı bahanelerle o yalanlıyordunuz o cehennem. İşte o yalanladığınız cehennemin azabını tadın. Ve vele nuziqannehum, muhakkak ve elbette. Yine burada da hem baştaki lam hem bu sondaki şeddeli nun tahkik edatıdır, kuvvetliliği ve kesinliliği bildirir. Aynen demin le emle enne cehennemi minel cinnet ve nase ecmain de dediğimiz gibi. Muhakkak ve elbette ki onlara tattıracağız. Minel azabil edna, en yakın azabı. En yakın azabı onlara tattıracağız. O en yakın azaptan kasıt azabet dünya, dünya azabı. Yani dünyada bir kere onları sıkıntıya uğratacağız. O sıkıntılar mesela ne? Bil katli, öldürülmeleri, savaşta veya vel esri veya esir alınmaları gibi bir sıkıntıya onları dünyada düçar edeceğiz. Veya vel cedebi sinine veya yıllar süren bir kıtlık, yıllar süren bir kıtlığa onları maruz bırakacağız. Veyahut da vel emrad veya bazı hastalıklara onları maruz bırakmış olacağız. Bu şekilde tattıracağız. Ne zaman? Dune. Buradaki dune dışında diğer gayr olsa da burada kabl manasında. Yani kablel azabil ekber. O büyük azaptan önce. O büyük azaptan kasıt azabil ahiret. Ahiret azabından önce hastalık gibi, kıtlık gibi, esirlik gibi, öldürülme gibi yakın bir azap olan o dünya azabını, dünya sıkıntılarını muhakkak ve elbette onlara tattıracağız. Niye bunu yapıyoruz? Ta ki leallehum umdur ki onlar, yani men bakiye minhum, onlardan ölmemişler veya bunlar başına gelmemişler, ibret almak amacıyla geride kalanlar, umulur ki o geride kalanlar yerciune, gerisin deri geriye o yanlışlıklarından dönerler. Nereye? İler imani. O küfür, fısk, yanlışlıklarından, inkarlarından ta ki imana dönerler diye. وَمَنْ اَظْلَمُوا. Bu ifade Kur'an'da değişik şekillerde farklı gelir. Mesela وَمَنْ اَظْلَمُوا مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ. Allah'a iftira edenden daha zalim kim vardır? Kimse yok. Aynı mana doğrultusunda burada da وَمَنْ اَظْلَمُوا. Kimdir daha zalim? Ondan daha zalim kim vardır? مِمَّنْ. O kimseden ki ذُكِّرَ بِاَيَاتِ رَبِّي الْقُرْآنِ. Rabbinin ayetleri olan Kur'an yanlarında zikredildiği zaman, yani okunduğu zaman, söylendiği, anlatıldığı zaman onlar ne yaparlar? Fümme a'rada anha. Sonra o Kur'an'dan yüz çevirirler. İşte hemen burada cevap gelmiş oluyor. La ahade ezleme minhu. İşte bu tipteki insandan daha zalim bir kimse yoktur. İnna muhakkak ki minel mücrimine el müşrikine, muhakkak ki müşriklerden biz el müntakimune, intikam alacağız. Muhakkak ki müşriklerden biz intikam alacağız. وَلَقَدْ اَعْتَيْنَا مُحَقَّقُ لَقَدْ de burada tahkik edatı. Muhakkak ki biz Musa'ya el-kitabe et-tevratı, Tevrat'ı verdik. فَلَا تَكُنْ فِي مِلْيَتِنْ, yani şekil, ray kökünden gelmiş oluyor. Kesinlikle ve kesinlikle sen şüphe içinde olma. مِنْ لِقَائِهِ, yani وَقَدْ اِلْتَقَيَا لَيْلَةَ الْاِسْرَى, ki onunla ona kavuşmaktan. Ki burada şu var. Fakat iltekaya leyletel isra. Hazreti Musa ile Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Peygamberimiz 17. sure 15. cüz olan Subhanellezi esra 1. ayette
ifade edildiği gibi Subhanallah esra bir abdi ile eylemlerin mesle haram ile mesle aksa ile zibarek ne havle ve dinle rüyam ile ayatına inne ve semil basir. Orada da ifade edildiği gibi bütün peygamberlerle Efendimiz görüşüyor. Bunlardan görüştüğü birisi de Musa aleyhisselam. Musa aleyhisselam. Ve hatta dönüşte yine onunla görüşüyor. Hatta onlara imamlık yapıyor Efendimiz. Ve 50 vakit namaz sağ olsun Musa aleyhisselamın sayesinde 5'e iniyor. Ama 50 vakit sevabını da kazanmak üzere. Çünkü o insan fıtratını, tinetini, karakterini bildiği için Efendimiz'e o manada tabiri caizse hatırlatma yapıyor. Çünkü ben biliyorum yani kime geldiğimi. İnsanlar çünkü kılamazlar ya Muhammed. O zaman 50 vaktin sorumluluğu ayrı, 5 vaktin sorumluluğu ayrı. Ve ceallahu, biz onu kıldık. Biz onu kıldık. Yani kimi? Ey Musa'yı veya evil kitabı veya kitabı ne olarak? Hüden, hadiyen. Hidayet kaynağı veya hidayet edici veya rehber kıldı. Kime? Libeni İsrail. İsrail oğullarına. Onu hidayet edici, rehber, yol gösterici kıldık. Ve cealna kıldık minhum onlardan e'immeten. İmamlar yani önderler kıldık. Burada bir tahkikül hemzeteyni, burada hem iki hemzenin de yerleştirilmesi veya ve ibdalus saniyeti ya'e. İkincisinin de yağa dönüştürülmesi şeklinde de okunur. Yani kadede. Biz onu böylece rehber olaraktan, önder olaraktan onları kıldık. Ki yehdûnen nâse. İnsanlara emrediyor, söylüyor. Yani sevk ediyor bir emrine, emrimizle. Emrimiz ile insanları doğru yola hidayet ediyorlar, sevk ediyorlar. Lemma vaktaki saberu. Sabrettikleri zaman. Neye? Ala dinihim, onların dini üzere. Yani dinleri üzere sabrettikleri zaman. Daha neye sabrettiklerinde? Ve alel belai min aduvvihim. Düşmanlarından bela üzere. Düşmanlarından bela üzere belaya sabrettiklerinde. Düşmandan gelen belaya sabrediyor. Burada bir kıraatta ve fi kıraatin bir kesri lami. Lamın kesresi ile okunur. Lamın kesresi ile lima gibi mesela. Ve tahfifil mimi. Mimin de şeddesiz lima. Niçin? Çünkü sabrediyorlar. Dinlerini yaşama üzerine sabrediyorlar. Ve düşmanlarından gelecek belalara da sabretmiş oluyorlar. İşte biz onları böyle bu durumda iken onları ne yapmış? Reisler, imamlar, eimmeten imamlar yapmıştır. Ve onlar ve kanı bir ayat. Onlar ayetlerimize yani eddallet ala kudretina ve vahdaniyetina. Hem kudretimize hem birliğimize delalet eden ayetlerimize ne yapıyorlar? Yuhinune. Kesin olaraktan inanmış oluyorlar, inanıyorlar. Kesin bir iman ile böylece onlar inanıyorlar. İnne rabbeke. Muhakkak ki Rabbin ve o Allah yafsilu beynehum yevmel kıyamet. Kıyamet gününde onların arasını fasledecektir. Onun için ahirette mahşer gününe yevmi fasıl deniliyor. Adeta ayette geçen yine vemtazul yevme eyyühen mücrimun. Ey mücrimler, günahkarlar. Bugün artık ehli imandan, cennetliklerden, iyilerden ayrılınız. Diye bu manada birbirlerinden ayrıldığı zaman o fasıl gününde, yevmi fasıl gününde, ayrışma ve ayrılma gününde. Fima, işte Rabbin ayırır fima o konudaki kanu bihi yahtelifu. Min emrettiğini. İşte din işi konusunda birbirleriyle ihtilaf etmiş oldukları noktalarda, hususlarda, konularda Allah kıyamet gününde onların arasını fasleder. Yani neticeye kavuşturmuş olur. Evelem yehdilehüm. Evelem yehdilehüm. Onları doğru yola sevk etmedi mi? Şu durum. Ne? Şu durum. Kem ehlekna ki bunu da mesela yeryüzünü gezin bakın. Geçmiş ümmetlerden nicelerini helak ettik diye Kur'an'da birkaç yerde böylece Cenab-ı Hak onları nazara veriyor. Kem ehlekna min kabli. Onlardan önce nicelerini helak ettik. Yani yetebeyyenel-i küffari Mekke. Yani o Mekke kafirlerine tamamen bu durum aşikar olmadı mı? Tebeyyün edip açığa çıkmadı mı? Yani bilmiyorlar mı diğer bir ifadeyle geçmiş nice ümmetleri biz helak ettik. İhlakuna kesiren, bizim yapmış olduğumuz helakimiz çoklarını
Nereden minel kuruyunu? O geçmiş asırlardan. Yani el ümemi bir küfrüyüm. Geçmiş ümmetlerden küfürleri sebebiyle. Birçoklarını helak ettiğimizi Mekke kafirleri bilmiyor mu? Onlara artık bu durum açık değil mi? Eğer açık değillerse yemşune. Nitekim onlar gezip dolaşıyorlar. Gezip dolaşıyorlar. Halu bu ifade dolaştıkları halde hal. Neyden min damiri lehüm. Lehümdeki zamirden haldir. Gezdikleri halde. Nerede? Fi mesakini. O helak edilenlerin meskenlerinde. Yani fi esfarihim ile Şam ve gayriye. Mesela Şam'a veya Yemen'e li ilafi Kureyş'in de anlatıldığı üzere Şam'a veya Yemen'e sefer düzenlediklerinde onların meskenlerinde gezdikleri halde, yürüdükleri halde. Feyatebiru ta ki ibret alsınlar. Burada şunu ifade edeyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da sahabilerle o geçmiş kavimlerin helak olduğu yerden geçerken ki bunu ayrı daha önce de genişçe anlatmıştım. Sahabilere diyor ki çabuk çabuk geçin. Çabuk çabuk geçin. Diyerekten onların bulunduğu yerden çabuk geçmelerini emrediyor. Bu adeta şuna benziyor. Nitekim Çernobil olmuştu Rusya'da. O Çernobil'den sonra o çevrede yapılan ekinler, hatta Karadeniz tarafındaki fındıklar konusunda pek yenilmedi, tehlikeli olduğu, radyasyon olduğu ifade edildi. Çünkü onların bulunduğu yerlerde yüklü manada bir radyasyon var, radyasyon var, Çernobil var, tehlike var. Yani bir derece o çekici bazı özellikler, olumsuzluklar var. Yani onlar da böylece gider gelirken Şam'a, Yemen'e vesaireye ta ki ibret alsın. Yani bakmıyorlar. Onların yurtlarından gelip giderken o görmüş oldukları yerde geçmiş kavimlerin o durumları onlara aşikar değil mi ki onlar böylece feyata bir ibret almış olsunlar? Yani niye ibret almıyorlar? İşte inne fî zâlike bunda vardır le âyâtin. Birçok ayetler yani delâlâtin alâ kudretina. Kudretimize delalet eden birçok ayet ve alametler vardır. Efelâ yesmâû. Kulak vermeyecekler. Dinlemeyecekler. Yani sima'a tedebbürün ve itta'asin. Gerek öğüt cihetiyle, gerekse de düşünme tedebbür. Tedebbür de akıl, tefekkür, tedebbür. Ve teşaur, şuur. En kapsamlısı şuur. Tedebbür ise tefekkürden biraz daha üst mertebe. Tefekkürde ince düşünme var. Tedebbürde her şeyin arka cihetini düşünme. Hikmet cihetini, maslahat cihetini, fayda cihetini düşünme olayı var. Yani olayın arkasını düşünüp de kulak vermezler mi? Veya öğüt almazlar mı? Ta ki ibret alıp da feyate bir ibret alıp da akıllarını başlarına toplasınlar. Evelem yarav ve aynı zamanda görmediler mi ki enna biz nesukul ma'e ilel ardı. Yere suyu sevk ederiz. Hangi yere? El curzi. Yani çorak olan yere. Öyle çorak ki el yabiseti kupkuru. Elleti la nebade fiyah. O yerde bitki bitmiyor. Çünkü çorak. Çorak olan ve aynı zamanda kupkuru olmuş olan yere suyu indirdiğimizi, sevk ettiğimizi görmüyorlar mı? Ki bunu yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Suyu indirdikten sonra fenuhrucu bi o su ile çıkartıyoruz. Zer'an birçok ekinleri. Ki te'ekru minhu ondan, o ekinlerden en'amuhum onların hayvanları yiyor. Ve enfusum ve aynı zamanda kendileri de yiyor. Efela yupsiru. Buna rağmen hala görmeyecekler mi? Hala görmeyecekler mi? Görüp de ibret almayacaklar mı haza buna, bu duruma? Ki ta ki fealemune bilsinler ki enna biz nahtiru ala iadetihim. Burada da hemen haşre delil getiriyor. Biz bunu yaptığımız gibi onları tekrar iade edip döndürmeye, tekrar bas ile tekrar öldükten sonra diriltmeye de aynı şekilde kadir olduğumuzu takip etsinler. Ölmüş kışta, ölmüş baharı, baharda nasıl diriltiyorsa ağaçlar kemik gibi, iskelet gibi. Baharda tekrar diriliyor. Aynen onun gibi de tekrar bunu diriltmeye gücümüzün olduğunu takip etsinler. Bakıp da görmek, anlamak suretiyle. Ve yekulûne lil mü'mini. Ve onlar müminlere diyorlar. Meta hâzâl fetho. Fetih ne zamandır? Hüküm ne zamandır? Beynena ve beynekum. Sizin ile bizim aramızdaki fethi, aramızdaki hüküm ne zamandır? İn kuntum sadikin. Eğer gerçekten doğruysanız hadi ne zaman? Biraz kaba gibi olacak ama belalarını arıyorlar. Tıpkı ayette geçtiği gibi. Ve enzil aleyna hicareten minessem. Hadi ahiret Allah varsa gökten başımıza taş yağdır.
aşağıdır. Aynen onun gibi. Hadi o aramızda hani fasıl günüydü, her şeyin ayrıştırılma, ayrılma günüydü. Hadi o aramızda o fasıl gününde hüküm verilecekti. Hadi ne zaman o gün? Söyle. Eğer doğruysanız getirin. Oo, ey Habibim. Yevmel fethi. Yani bir inzalil azabi bihim. Hüküm verilerekten azabın onlar üzerine inmiş olması, azabın onlar üzerine inmiş olması la yenfe'u, fayda vermez. Ellezine keferu, kafirlere. İşte o indiğinde imanı, onların imanı onlara hiçbir fayda vermez. Ve fayda vermediği gibi velahum yunzarun, onlara bakılmaz. Hani yukarıda da geçtiği gibi artık biz de sizi unuttuk. Yani siz madem Allah'ı, ahireti, her şeyi unuttunuz, o halde biz de sizi nesînâkum, biz de sizi unuttuk. Böylece yumhilûne li tevbetin ev mazeretin. Allah ne yapıyor? Allah imhal eder, ihmal etmez. Ve Cenab-ı Hak onlara ne yapmıştı? Artık ondan sonra onlara süre verilmez. Bekleseler de vela yumhilûne li tevbetin. Tevbe için bir süre verilmez veya bir mazeret onlar için söz konusu değil. Çünkü yukarıda dediği gibi bizi tekrar dünyaya gönder, salih amel işleyeceğiz. Artık yok. Onlara hiçbir şey, artık gördükleri için hiçbir şey onlara bir fayda vermez. İşte ve arif anhum, ey Habibim, onlardan yüz çevir. Van tası ve bekle. Neyi? İnzalü azabim, inzalü azabim. Onlara azabın inişini bekle. İnnehum onlar muntasirun. Onlar da bekliyorlar. Hani onun için inküntüm sadikin gibi, dedikleri gibi, hadi ne zaman gelsin vesaire. Onlar da bekliyorlar. Yani sen de bekle. İnnehum muntazirune bike hadise mevtin ev kutile ev katlin. Yani nitekim onlar beklemekte. Sana mesela gerek ölüm olayı, ölüm hadisesi, hadise mevtin, ölüm hadisesi veya öldürülme durumu. Ki feyesterihune minke. Böylece onlar ne yapıyorlar, neyi bekliyorlar? Senin ta ki ölesin de, öldürülesin de, bundan dolayı onlar senin ölmenden dolayı rahata kavuşsunlar, kurtulsunlar, onu bekliyorlar. Bu olay ve hâza, bu kablel emri biktali, onlar ile savaşmayı emreden cihat ayetinden öncedir. Yani ya senin ölmeni ve de senin öldürülmeni onlar muntazirler, bekliyorlar ki feyesterihûne minke, böylece senden rahata kavuşmuş olsunlar. Artık orada toprakları bol olsun. Orada şu anda o zulüm ve küfür içerisinde olanlar ağır bir hesap içerisinde hesap vermektedirler. Rabbim hesabımızı kolay eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.